Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala ali ve ashabi ecmaîn. Suat Mekke 13. sefir 96. kısım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 91. bölüm Vera ve sırlarının bilinmesi. Tasavvufta vera sakınmaktır haramlardan her yerde bir de sakınmak iki yönlü şeylerden. Saf helal olarak gelirse sana bir şey. Vera gereği onu bırakırsan bu vera değil bir noksanlıktır. Çünkü gerçeği bilmediğin için tersine davrandın. Noksanlık ise imanda ortaya çıkar. Sözlükte vera sakınmak demektir. Şeriatta ise helalden değil haram ve kuşkuludan sakınmaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda sana kuşku vereni vermeyene bırak. Sana kuşku vereni vermeyene bırak demiştir ki söylediğimizin ta kendisidir. Bu hadis cevamül kelim ve sözü açıklama özelliğine işaret eder. Birisi şöyle demiştir. Bana veradan daha kolay bir iş yoktur. İçimden sıkıntıya sokan her şeyi bu hadisle amel ederek bıraktım. Haram olduğu nas ile sabit şeylere gelirsek kula böyle şeylerden uzak durmak emredilmiştir. Haram kendisi değil yasağa muhatap kişi için haramdır. Çünkü bir haram İlkinden farklı bir niteliğe sahip başka birisi için mübah olabilir. Bu nitelik şairinin mübah saymasıyla haramlık niteliğini mübah yapar. Bu nedenle haramın kendisi değil dedik. Çünkü hiçbir şey özü gereği haram değildir. Bu nedenle Allah zorda kaldığımızda, zorda, zorda kaldığınızda demiştir. Böylelikle haram ve benzeri hükümlerin yükümlünün haline dayandığını öğrendik. Bazı yerlerde ise yasaklanan şeye dayanır. Yasaklanan şeyde bulunan değişiklik nedeniyle isim değişi, değişse bile yükümlünün o şeyi almasındaki hüküm mübahlık ya da zorunluluk şeklinde değişir. Aynı şekilde haram yasağıyla muhatap olanın hali değişebileceği gibi yasaktan uzak durma durumu da değişebilir. Bu durumda zorunlu olarak hüküm düşer. İş söylediğimiz gibi olunca hiçbir şey özü gereği haram değildir. Kuşkuludan sakınmaya gelirsek yani vera kuşkulu bir yönü. Kuşkulu bir yönü helale bir yönü herhangi bir baskınlık olmaksızın harama dönük şeydir. Böyle bir şeyden uzak durmak onu yemekten veya yirilmesi ondan sakınmaktan daha üstün değildir. Vera sahibi ise haramlık yönünü dikkate alarak kuşkuludan uzak dururken vera sahibi olmayan helallik yönünü dikkate alarak ondan yararlanır. Bunların arasındaki fark bu kadardır. Kuşku bulunmayan şeyi terk etmeye gelirsek, böyle bir şey sırf helaldir. Hükümlü bunun fazlasını terk edebilir. Çünkü helalin sadece fazlası terk edilebilir. Bu terk vera değil, zühd diye isimlendirilir. Haram ve kuşkuldaki zühd vera, vera iken, fazlayı terk vera değildir. Haram ve kuşkuldaki zühd vera iken, fazlayı terk vera değildir. Fazlanın dışındakindeki ihtiyaç miktarıdır. Zühd günahtır. Geride ise bu konudaki ihtiyacın ve kendisinde zühtün geçerli olduğu fazlanın miktarını tespit kalmıştır. Bunu Allah izin verirse zühd bölümünde zikredeceğiz. Vera, şart sayılan makamlardan biridir. Yükümlü olduğu sürece kula eşlik eder ve şartı bulunduğunda kullanılır. Bu ise, yükümlünün bütün tasarruflarında geçerlidir ve, heh, ve herhangi bir ameline özgü değildir. Aksine vera hareket ve duruşlarında ya da kendisiyle ilişkilendirilen davranış ve terklerde yükümlünün bütün organlarına yayılır. Şöyle denir. Veranın sırlarda ve ruhlarda bir hükmü vardır. Meşru verada geçerli değildir bu. Çünkü veranın olabilmesi için gerekli olan kuşkunun manalarda, marifetlerde ve sırlarda bulunması, Ariflere göre imkansızdır. Kuşku tevruk bilgilerde bulunabilir. Bunlar akli kanıtlarla gerçekleşen bilgilerdir. Arifler fikri araştırmada vera sahibi olması gerekenlerdir. Böyle yaptıklarında haram araştırmadan kurtulurlar. Örnek olarak ilahi zatı araştırmayı verebiliriz. Onlar düşünceyi kuşkudan arındırır. Örnek olarak Allah için bakmak veya duyurmak için bakmayı verebiliriz. Bilginin üstünlüğü nedeniyle bu durum bazı nefislerde gizli kalır. İlahi bilgiyi araştıran ise onu Allah için aradığını zanneder. Gerçekte bilgiyi dünya veya Allah'ın dışındaki bir neden için arar. Böyle bir araştırma niyetinden uzak durmak gerekir. Bilgiden değil. Bilgiyi aramak insana haram kılınmamıştır. Haram kılınan bu bozuk niyettir. Burada meseleye bakmak gerekir. Niyet, bilginin talebinin faziletine zarar veriyor mu? Yoksa bilgi talebi kendi faziletiyle ahiret mutluluğunu sağlıyor mu? Bu durumda cezalandırma niyete yöneliktir. Bu konu ilahi mizanın incelenmesi bölümünde itimat edeceğimiz husustur. Bazıları şöyle der. Bütün oluş kuşkudur. Ben de bu kanaatteyim. Bu ise duyuların zannettiği gibi değildir. Rahman'ın sureti bizi bu görüşe sevk etmiştir. Böyle bir şeyde vera yapılmaz ve bundan kaçınılmaz. Çünkü insan kendisini ancak oluştan ve alemden bilebilir. Kendinden geçersen zatını ve seni yaratanı bilemezsin. Peygamber şöyle der sallallahu aleyhi ve sellem. Kendini bilen Rabbini bilir. Öyleyse bu kuşkulu da vera imkansızdır. Aksine kuşku olması yönünden onun alınması gerekir ve bu durum onu helal kılar. Çünkü oluş hiçbir zaman iki uçtan birinde saf olarak bulunmaz. Bu konunu akılların çoğunun ve ariflerin büyük kısmının boğulduğu bir denizdir. Ancak Allah'ın merhamet ettiği ve Nuh'un gemisine binenler bu denizden kurtulur. Veranın esası zahirinde, batınında ve yapmak veya yapmamak ile yükümlü tüm organlarında Allah'a tahsis edilmiş bir şekilde meşru ölçüye göre Allah için olmayan her davranıştan sakınmak demektir. Bu fiiller Allah öyle tahsis edilmelidir ki hiçbir kuşku ona zarar vermemeli ve etki etmemelidir. Allah için sözündeki için yanılam bu bölümü toparlar. Allah yolundaki her makam kazanılmış ve sabit iken her hal verilmiş ve kazanılmıştır, sabit değildir. Hal tıpkı parlayan bir şimşektir. Parladığında ya zıttıyla ortadan kalkar veya müteakiben benzerleri gelir benzerleri mütakiben gelirse bu hal sahibi hüsnana uğrar. Her makam ya ilahi, ya rabbani veya rahmanidir. Bu isimlerden birine dayanır. Bunların dışında bir şey olmaz. Bunlar bütün mertebeleri içerdiği gibi varlık da onların etrafında döner. Kitaplar bunlara göre inmiş, miraçlar onlara göre gerçekleşmiştir. Bu üç mertebeye üç ilahi isim hakimdir. Allah, Rab ve Rahman. Bu üç isimden birisi ilahi isimlerden birisinin hükmüyle nitelenmiş halde bulunur ve kulun makamına göre bu hüküm ortaya çıkar. Söz konusu kulda Müslüman veya mümin veya ihsan sahibi olması yönünden bu isim etki eder. Bu isimlerden herhangi birisinin eseri kulun mülk veya ceburut veya melekut aleminde gerçekleşir. Ameli ise ya mutlaklık ki zati ameldir ya da sınırlanma hükmüyle gerçekleşir ki bu da nitelik amelidir. İlahi hükmün nitelik ameliyle meydana gelen hükmü ya tenzih veya selb veya fiil niteliği şeklindedir. Bütün makam ve hallerin tanımıdır bu. Salik onları bilse de bilmese de durum aynıdır. Çünkü hiçbir varlık bu hükümlerin dışında kalamaz fakat herkes bilemez. Veranın bir makamı, makamının ise bir hali vardır. Bu ise daha önce zikrettiğimiz gibi şartlıdır ve teklifin sona ermesiyle biter. Vera makamı tenzih niteliğiyle sınırlama, hakikati ise kuşkuludan uzak durmaktır. Bu ilahi makamdaki veradır. Onun sahibi ise tanınmayan, yani tanınmayan bilinmeyen biridir. Hali kendiliğinde ya da vera yaptığı şeyde bir belirti sahibidir. Allah ismi daima ona bakar. Müslüman olması yönünden ise mülk aleminde kul o isme bakar. Böylelikle isim Dillerinde ve organlarında ortaya çıkan her davranışa etki eder. Vera sahibi de bu makamın gerçekleşmesine zarar veren her şeyden sakınır. Allah ismi mümin olması yönünden onun ceburut alemine bakar ve ona etki eder. Bu durumda onun rüyaları genel anlamda yalan çıkmaz. Vera hayalde de zahirde olduğu gibi sakınmayı gerektirir. Çünkü hayal duyuya bağlıdır. Bu nedenle mürit ihtilam olduğunda şeyhi onu cezalandırır. Bakınız, herhangi bir peygamber ihtilam olmadığı gibi böyle bir şey peygambere yakışmaz da. Allah zevk yoluyla bilen arifler de öyledir. Çünkü uyurken rüya yoluyla veya uyanıkken tasavvur ederek ihtilam olmak hayalde doğanın kalıntısından meydana gelir ki bu yalandır. İhtilam olan insan görünen alemde olduğunu zanneder Halbuki şöyle demiştik. Vera sahibi yalandan sakınır. Duyu aleminde ondan sakınsaydı yalan hayalini etkilemezdi. Vera sahibinin uykudan sonra kendisinden çıkan bir su nedeniyle usul abdesti aldığını gördüğünde bunun nedeni batini organlarının zayıflığıdır. Bu ise mizaca ilişen bir hastalıktır. Yoksa o kesinlikle helal veya haram ilgili uykudan kaynaklanmaz. Allah ismi bu makam sahibine melekut aleminde baktığında ondaki etkisi Hakk'ın sözlerinden ve ilahi tecelliden kendisine gelen hususlarda tevilden sakınmaktır. Söz konusu şeylerin hepsi suretlerde olsa bile gördüğünü tabir etmez ve muhatap olduğu şeyi tevil etmez. Bunların hepsi ilahidir ve ilahi olan her şey bilinmezdir. Vera sahipleri de bilinmez. Çünkü vera sakınmak ve terk etmek demektir. Bir şey dışta fiil ile ayrışır. Vera sahibi sakınmasını gerektiren şeyi söylerse vera makamını ihlal etmiş olur. Bu makam bilinmemeyi gerektirir. Halbuki konuşursa vera sahibi olduğu öğrenilir ve bu durumda makamının adı ortadan kalkar. Hatta böyle biri hiçbir zaman vera makamında değildir. Onun sakınmadaki verası malüldür ve kabul edilmez.'' Rabbani ve Rahmani yöne gelirsek bunlar da diğer isim gibidir. Öyleyse onu al ve ona göre davran ki sırları öğrenesin. Bu kitabın dışında bu konuyu bulabileceğin yer azdır. Çünkü sufi insanların çoğu veya hepsi bunu bilseler bile bu makam ve varlığın tafsilinin gereğine göre açıklamamıştır. Bu konuda şuna güvenmişlerdir. Salik bu yola girip yönelişinde dürüst olursa işler bulunduğu hal üzere kendisine zaten açıklanır ve bu durumda salek halini öğrenir. 92. Bölüm Vera'nın Terki Makamı İnsanın çift oluşu Vera'yı anlatır. Teklik Vera'nın terkini gerektirir. Hakikati bir incelersen arzular geçmiştir, tamah olumsuzlanmıştır. Ameller varlıklarını talep etmez gözlerdeki bir zayıflık nedeniyle. Bütün işlerin dört hükmü vardır. Zahir, batın, hat ve matla. Vera sahibinin dışında ve içinde hat ile hüküm sahibidir. Böylelikle bu amel kişiye her şeydeki hakkın yüzünü gösterir ki o da matladır. Böylelikle vera sahibi muttali olur ve gözü eşyaya düşmez. Eşyada hakkın yüzünü görür. Söz konusu yüzde eşya varoluşlarında hak ile irtibatlıdır ve ondan ortaya çıkmışlardır. Hakkın eşyadaki yüzünü görmekten uzak kalmak vera sahibine yakışmaz. Çünkü kul gerçek olduğunda kendisinden tecelliye uzaklaştırma gücüne sahip değildir. Tecelli esnasında kul hükme konu olandır. Veranın terki makamıyla kendisini öğrendikten sonra haramı veya kuşkuluyu alabileceğini kastetmiyorum. Kimse bu görüşte değildir. Vera makamının sahibi şeriatın hitap ettiği şekliyle eşya yaklaşarak sadece helal olan şeyi yediği gibi sadece helal davranışlar sergiler. Çünkü hakkın eşyadaki yüzü anlamındaki yüzü görmekle hak o şeyin üzerinden alameti kaldırmıştır. Bir alamet olmaksızın ondan uzak durmak yani vera insanlara karşı kötü zan beslemek demektir. Allah ehli özellikle de hakkın yüzünü eşyada görenler Allah'ın kullarına karşı kötü zam beslemekten ya da vera makamına yerleşen böyle bir insanın düşüncesine insanların kabahatlerinin gelmesinden uzak durur. Arkadaşlarımızdan birisi bir seyahatte Abdal'dan yani bedellerden birisiyle karşılaşmış ona hükümdarların vali ve halkın nasıl bir bozukluk içinde olduklarından söz etmeye başlamış. Bedel sinirlenmiş ve şöyle demiş. Allah'ın kullarından sana ne? Efendi ile kulu arasına girme. Rahmet, ihsan ve mahferet o insanları arar. Yoksa sen uluhiyetin, hükmünün işlevsiz kalmasını mı istersin? Sen kendinle ilgilen ve bu kimselerden yüz çevir. Allah'a bak ve Allah ile meşgul ol. Tasavvufa intisaf ettiğim başlangıç dönemimdeki sadece başlangıç vardır, son ise bilinmez. Ama söylenir, ben de aynı haldeyken Şeyhim Ebu Abbas el-Ureybi'nin huzuruna girmiştim. İnsanların hakka itaatsizlik ettiklerini gördüğüm için içinde bulunduğum hal anlamındaki vaktim kirlenmişti. Şey bana şöyle dedi: "Evladım, sen Allah ile ilgilen. Şey'in huzurundan çıktım ve aynı haldeyken şeyhimiz Ebu İmran el mürtülinin yanına yanına gittim. Şey kendine bak, deyince ona şöyle dedim: "Efendimiz aranızda şaştım kaldım. Ebu Labbas Allah ile ilgilen diyor. Sen kendine bak diyorsun. Her ikiniz de hakka delil olan iki imamsınız. Ebu İmran ağladı ve şöyle dedi. Evladım, Ebu Abbas'ın seni yönlendirdiği her şeyin kendisine döneceği haktır. Her birimiz kendi haline göre sana rehberlik etmiş. Ben de Allah'ın beni Ebu Abbas'ın işaret ettiği makama ulaştırmasını ümit ediyorum. Sen onun sözünü dinle. Onun sözü hem bana hem sana uygundur. Sufiler ne kadar imsa, insaflıydı. Ebu Abbas'a dönüp Ebu İmran ile aramdaki konuşmayı anlattığımda bana şöyle dedi. Şey sözünde ihsan buyurmuş. O seni yola yönlendirmiş. Ben ise dosta yönlendirdim. Sen hep şeyhin hem benim sana söylediğime göre hareket et ki dost ile yolu bir araya getirebilesin. Yolculuğunda hakka eşlik etmeyen kimse yolculuğunun selameti hakkında açık bir kanıta sahip değildir. Eşyada Allah yönünden gelen bir alameti olmaksızın veya söz konusu şey hakkında özel bir davranışı görmekten ve içinde bulunduğu halde haram ve kuşkuyu gerektiren bir müşahadeden kaynaklanan belli bir hüküm olmaksızın kendisine göre kuşkulu görünen eşyadan uzak duran kimse aldanmış ve bu davranışıyla Allah'tan uzaklaşmıştır. Böyle birinin hali Allah'ın kullarına karşı kötü zandır. Onun batını karanlık, ahlakı kötüdür. O ve la yani şey olmayan ile aynı hükümdedir. Hatta la şey ondan daha iyidir. Bir an vera sahibi olmak isteyen insan kendini korumalıdır. Nitekim Allah da kendisinden sakındığı şeye karşı basiretli ve kesin bir bilgiye sahip olmasını şart koşmuştur. Kuşkulu olduğu hakkında alameti olmayan bir şeyi bilmek pek nadir gerçekleşebilir. Çünkü insan bir an başka birini hakka itaatsizlik yaparken görür. Sonra başka bir anda kendisini görür ve birinci hale göre onun hakkında hüküm verir. Bu durumdaki biri uluhiyete hakkını vermediği gibi Allah karşısındaki saygıya da hakkını teslim etmemiştir. Böyle biri hüsranların peşinden giden, Allah'ın kulları hakkında kötü zan sahibi olan ve iblisin yoldaşıdır. Onun verası da bir ceza haline gelir. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır.